Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, hadislerin ve sünnetlerin dikkate alınmaması gerektiğinin en önemli delili nedir biliyor musunuz? Çok basit bir delil. En önemli delil, her hadisin tersi bir hadis mutlaka vardır. İstediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Her hadisin tersi bir hadis mutlaka vardır. Bunu sürekli vurgulamak zorundayım. Neden biliyor musunuz? Çünkü birisi bir hadisi savunuyor, başka bir cemaat tersini zaten kendisi söylüyor. Örneğin, temizlik imandan gelir hadisinin tersi, ahırda bile namaz kılabilirsiniz hadisi var. İşte parmağınızı yalayın ya da yalatın hadisi var. Bir de ahırda namaz kılarken deve ahırı mı, koyun ahırı mı? Sadece bir mendil varsa mendili nereye koyacaksınız? Ayağınızın altına mı? Secde edeceğiniz yere mi? Sanki başka kullanacak bir şey yok. Mesela cuma mübarek hadisi var. Salı, pazartesi mübarek hadisi var. Perşembe mübarek hadisi var. Her şey. Hangi hadisi alırsanız alın, onun tersi bir hadis, hadis ilminin içinde mevcuttur. Garanti. İslam tarihinin en sağlam hadisi olarak bilinen veda hutbesinin 4 çeşidi var. 4 çeşit veda hutbesi var. Hudeybiye anlaşmasının 10 çeşidi var. Girin internete, Hudeybiye anlaşması yazın, hakikaten zıvanadan çıkarsınız. 14 maddelik Hudeybiye anlaşması, paşam internete yazmış, bazı önemli maddeleri. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki ya sen kimsin? Bazısı ne? Sana göre önemli olmayan hangisi? 14 madde, işte yazmış önemli bazı maddeleri. Resul 14 maddeyi imzalıyor. Bizimkisi 1400 sene sonra beğenmiş 4 tanesini yazmış. Şeyde ya farklı madde de çok önemli. Mesela en çok fark şeyden kaynaklanıyor. Hudeybiye anlaşması müşrikler tarafından da en az 10 yıl saklanması gereken bir anlaşma. Yazılı bir metin ve müşriklerin de en az 10 yıl saklaması lazım. Mesela yolcu silahı meselesi. Hudeybiye anlaşmasının bir maddesi. Yolcu silahı bulunduracaksın. Hudeybiye anlaşmasında madde var. Yolcu silahı bulunduramazlar. Var. Hangisi doğru? İşin özü bu arkadaşlar. Ve daha halen bunlara inanmayanlara kafir muamelesi yapıyorlar. Bunlara inanmayanlara diyorlar ki sen kafirsin. Neden? Bu çelişkili bir ilmi, işte bu ne olduğu belli olmayan, her türlüsü mevcut olan bir ilim icat ettik. Biz kendi aramızda da zaten aynı fikirde değiliz ama kabul etmezsen kafirsin. Aynen böyle. Hepsi bunu savunuyorlar ve hepsi de bunları bile bile inanmayana kafir diyorlar. Bakın arkadaşlar, çok önemli bir notu tekrar vermek zorundayım. Hadis ilmini önce usulden geçirmek lazım. Eğer usulden geçerse esastan görüşmek lazım. Hukukta böyle bir kaide vardır. Önce dosya gelir. Dosyaya bakarsınız. Eğer dosya usulden geçiyorsa, yani uygunsa, esastan görüşülür. Şimdi hadisleri ilk duyanlar yazdı mı yazmadı mı? Yazdı diyenler var, ezberledi diyenler var. Daha dakika bir gol bir. En baştan ikiye ayrıldılar. Ezberledi ve aralarından seçtiyse 600 bin hadis için her bir hadis için 2 rekat namaz, istihareye yatacaksın, gerekirse aylarca yol gideceksin ve o hadislerin ravilerini bileceksin, ravilerin özel hayatını bileceksin ve bu hadis söylendiği zaman İslam'ın durumunu bileceksin. Arkadaşlar, hadis ilmi usulden geçmez. Bu yüzden esastan konuşulamaz. Usul olarak geçmez, esastan görüşmenize gerek yok. Koca koca adamlar insanları neye çağırıyorlar biliyor musun? Resul sineğin bir kanadını
yemeğe battığı zaman öteki kanadını da batırırmış. Bir kanatta zehir, bir kanatta panzehir varmış. Bir de adamlar buna yani bilimsel makale buluyorlar. Kardeşim, sana gelme usulü akla aykırı. O hadisin sana gelme usulü akla aykırı. Bir de şey var. İşte Buhari'nin kitabına almadığı hadisleri alan adamlar var. Ya hani ezberlemişti? 600 bin hadis 60 tane Kur'an yapar. Ama adamlarda matematik de yok. Ellerinde ne var? Sihirli değnek. Allah dilerse niye olmasın? Allah dilerse niye olmasın? İşte videomuzdaki konu da bu. Bu videoyla ilgili, aynı konuyla ilgili geçen hafta bir video yaptım arkadaşlar. Selefi Abdülkadir Polat, Resul'ün anne ve babasının kafir olduğunu iddia ediyor. Ayeti gösteriyor. Bu ayete bundan bahseder diyor. Onların annesi babası ya da hiç fark etmez, geçmişine rahmet dileyemezsin, dua edemezsin. Onlar kafir diyor. Şimdi ikisi de hadisçi. Selefiler de hadisçi. Tasavvufçular da, tarikat ve cemaatler de hadisçi. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Tersi hadisleri dinlemeye. Şimdi onunki de hadis, bununki de hadis. Abdülkadir Polat 5 tane kitaptan hadis veriyor. 5 kitaptan. Resulün anne ve babasının kafir olduğunu iddia ediyor. Şimdi bakalım karşı tarafı dinleyelim. Bakalım bu taraf ne diyormuş. Buyurun. Hocam selamun aleyküm, aleyküm selam. Müslim'de geçen inne bi ve ba kefin nar hadisini nasıl anlamalıyız? Bu hadise dayanarak efendimizin babasının müşrik olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu mevzu biliyorsunuz arkadaşlar ulema arasında tartışmalara neden olmuş bir meseledir. Hususen yani ulemalar kendi arasında tartışıyorlar. Ali Yukari Rahimallah, Ebeveyn Nebi'nin, Allah'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anne babasının cehennemde olduğu, ateşte olduğunu savunmuş, iman etmediklerini savunmuş. Dolayısıyla işte Fıkhı Ekber'de yer alan Mâta Alem Kufri ifadesinin onu yanılttığını ifade ediyorlar. Halbuki bu ifade orijinal şekliyle Mâta Alem Kufri. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadisin orijinali ma mafiymiş. Küfür üzerine ölmedilermiş. Oradaki bir ma düşmüş orijinaline göre. Fakat müstensifin oradan birinci ma'yı düşürmesiyle birlikte böyle bir yanlış anlama ortaya çıkmıştır. Gördünüz mü? Bir yanlış anlama varmış ama daha sağlam deliller geliyor. Şeklinde beyan ediyor. Sünnet ulemanın cumhuru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne ve babasının cennette olduğunu, iman ettiklerini ifade ederler ve bu gördünüz mü arkadaşlar? Ekseri ehli sünnet uleması Resul'ün anne babasının cennette olduğunu söylüyorlarmış. Evet. Usta da İmam Ebu Hanife'den nakledilen bir görüş var biliyorsunuz. Hazır olun. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den nakledilen görüş. Şimdi Abdülkadir Polat da Hanifi. Bildiğim kadarıyla. İmam-ı Azam Ebu Hanife ne diyor? Hazır mısınız arkadaşlar? Can kulağıyla dinleyin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onları haşretti, daha sonra da diritti. İman ettiler ve ematehuma onları öldürdü diyor. Evet. Nasıl? Beğendiniz mi arkadaşlar? Hanifi mezhebindeki dostlara sesleniyorum. Siz Hanifisiniz ya. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki Resulün anne babasını Allah haşretti, diriltti. Onlar dirilip de gördükten sonra iman ettiler. Ondan sonra tekrar öldürdü diyor. Peki olur mu? Bakalım olur mu olmaz mı duyuyoruz. Bu da muhtemeldir. Allah Teala buna kadirdir. Bu kadar basit. Allah buna kadirdir. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte biz bu insanlarla hiçbir konuyu tartışamıyoruz. Şimdi siz bu insanlara diyorsunuz ki ayetleri keçiler yer mi? Allah dilerse niye yemez? Ayetlerin hükmü kalkar mı? Allah dilerse niye kaldırmaz? Ayetler unutulur mu? Allah dilerse niye unutmasın? Ay ikiye yarılır mı? Allah dilerse niye yarılmasın? Sonu yok arkadaşlar. Çünkü ellerinde sihirli değnek var. Allah buna kadirdir. Bu kadar bitti.
durduramazsınız ki adamı. Yani ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin adamları durduramazsınız. Şimdi adam öyle bir cümle kullanıyor ki adama desen ki ya Allah öyle şey yapar mı işte ya Allah mesela keşke der mi? Keşke diyor, ne olur bunlar da iman etselerdi. Allah bu işler gider ya. Niye keşke diyor? Allah niye asla vaadinden dönmüyor? Allah asla vaadinden dönmez. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki Allah diyor Resul'ün anne ve babasını diriltti. Onlar gördüler, iman ettiler, sonra tekrar geri öldürdü diyor. İyi beğendiniz mi? Sakın mezhep değiştirmeyin. Bu sefer de bir de Şafii ile Hanbeli ile uğraştırmayın beni. Hanife olarak kalın düşünün. Ve başka delillerden hareketle bu rivayetin, yani benim babam ve senin baban ateştedir şeklindeki rivayetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onların cennetlik olduklarını, cennette olduklarını Cenab-ı Hakk'ın bildirmesinden önce olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi bir hadis var arkadaşlar. Sahabenin birisi gelip Allah Resulüne diyor ki benim babam ahirette nerededir diyor. Resul de diyor ki senin baban ateştedir diyor. Sahabe tekrar soruyor. Ey Allah'ın Resulü, yazık değil mi benim babama deyince Resul onu teselli etmek için diyor ki senin baban benim babamla aynı yerde diyor. Benim babam da ateşte diyor. Bunun tabii değişik versiyonları var. Şimdi bu hadisi de inkar edemiyor bu gördüğümüz şahıs. Bu hadisi de inkar edemeyince ne diyor biliyor musun? İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin diriltti dediği meseleden önce söylemiş Allah Resulü bunu. Allah Resulü bunu söylediğinde Allah Resulü'nün annesiyle babası müşrik, kafir, inanmıyor. Bu hadisi söyledikten sonraki yıllarda Allah diriltiyor, iman ediyor, ölüyor. Allah önce diriltiyor, iman ettiriyor, sonra da öldürüyor. Fakat ne zaman bunu yaptırıyor? Hadisten sonra, Resul bunu söyledikten sonra yapıyor. Böylece ne oluyor? Hem hadis kurtuluyor, Resul yalan söylememiş oluyor. Hem İmam-ı Azam Ebu Hanife kurtuluyor. Çünkü daha sonra söylemiş oluyor. Nasıl? Güzel değil mi? Bu birçok hadiste var böyle arkadaşlar. Mesela hadiste Resul böyle böyle yaptı diyor. Altına parantez içinde yazıyorlar. Resul bunu söylediğinde Medine'deydi. Yani. O zaman normal diyorsun. İşte bu şekilde arkadaşlar hadislerin tevili, hadislerin boşa çıkartılması ya da doluya konması, manasının takla attırılması çok basit. Sadece hadisin tarihini değiştiriyorsunuz. Tarihini değiştirdiğiniz zaman hadis normal oluyor. Tekrar ediyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, onlar cennette mümin, iman ettiler. Niye? Allah onları diriltti, iman ettirdi, öldürdü. Hadis var. Hadiste de Resul diyor ki benim babam da senin baban da ateştedir. Bu da hadis. Şimdi ikisini birden nasıl kurtarırız? Çok basit. Önce Resul'ün babasıyla sahabenin babası ateşte. Resul de bu sözü söylüyor ve doğru. Fakat daha sonra Allah Zülcelal bir miktar yanmasını demek istiyor. Haşa. Hemen iman ettirmiyor, hemen diriltmiyor. Bir müddet yanmasını bekledikten sonra demek ki Allah-u Teala ondan sonra diriltiyor, iman ettiriyor, öldürüyor. Böylece ikisi de hem hadis doğru olmuş oluyor hem İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadı doğru olmuş oluyor. Verdiği hüküm doğru olmuş oluyor. Başka şariler bu ifadenin o adama bir teselli olması babından söylendiğini ifade ediyor. Evet. Fakat işte farklı delillere baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anne babasının Müslüman olduğunu ve ehli cennet olduğunu görmüş oluyoruz. İmam Şimdi bakın başka delillerde de anne ve babasının Müslüman olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar geriye kalan 20-30 saniyedeki süsleme kelimelere bakın. Farsça, Arapça, eski Türkçe o süsleme kelimeler var ya. Ya büyük hoca bak şimdi. Şimdi büyük hocamızın kelimelerine dikkat edin.
Sanki dersiniz ki Esher'de ders veriyor. Yurdumun insanına konuşuyorsun ya. İnsan şu kelimelerin Türkçesini bulamaz mı? Bakın. Fikri Rahimullah'ın bununla alakalı yazdığı 5-6 risale vardır. İşte Ta'dîm ve Minneti, Enne Ebeveyi Resulillahi Fil Cennet bunlardan birisidir. Bunlar mahduttu. Mahduttu. Birisi tahkik ederek. Birisi tahkik ederek. Çalışmış bu 5-6 risaleyi. Risale. Risale. Basmıştı. Risale küçük kitap demek. Bugün matbudur. Alıp okuyun. Bugün matbudur. Yani basılmış mevcuttur. Son derece müfit risalelerdir. Son derece müfit risalelermiş arkadaşlar. Onlar da göreceksiniz Efendimizin aleyhissalatü vesselam anne babasının niçin cennetlik olduğunu ulema savunmuş ve hangi delillere dayanmış. Bunlar oradan mütalaa edebiliriz. Oradan mütalaa edebiliriz. Bu konu elbette ki müstakil bir müstakil bir konu. Yani savunanlar, reddedenler, onların delilleri, şüpheler, cevaplar şeklinde ders yapılması gerekir. Fakat usulüne kısa bir cevap maliyetinde bu kadar bilgiyle birlikte ittifa etmiş olalım. Evet, ittifa etmiş olalım. Maşallah. Nasıl, iyi anladınız mı arkadaşlar? Eğer anlamadıysanız yanınıza bir lügat alın. Tabii Kaşgarlı Mahmud'a gitmenize gerek yok lügat için. Biraz daha yeni lügatlar işinizi görür inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun başında söylediğimiz neydi? Bunların takla attırmayacağı hiçbir konu yoktur. Ellerinde öyle bir kitap var ki o kitapların içinde hangi konu olursa olsun her türlüsünü bulabilirsiniz. İsterseniz deneyin, kendiniz görün. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.